Bismillahirrahmanirrahim. Arapça 12. Arapça 12 yeni müfredatına göre el almaya karar verdik. 2021 yılındayız. 2021 yılında müfredatta olan, yürürlükte olan Arapça 12 kitabını birlikte el almaya çalışacağız. et ve şirku. Birinci ünitenin girişi burası. Şimdi bilenler için biraz saf bilgisi verelim. Tevhid vehhade yuvehhidu tevhidun. Tefir babından mastardır. Allah'ı teklemek. Allah'ın tek olduğunu ifade etmek demektir. Ve şirku, şirk kelimesi ise yani evvela her ikisi de mastardır değil mi? Mastar gayrimiyimidir. Şirk ise Allah'a ortak koşmak. Yani Allah'ın tek olmadığını ifade etmek, o şekilde bir inanca sahip olmak. Bundan ötürü tevhid ile şirk birbirinin zıttı olan iki kavramdır. Tevhid Allah'ın tekliğini, şirk ise Allah'ın tek olmadığını ifade etmektedir. Tabi şirk inancına sahip olanlara müşrik denmektedir. Allah'a ortak koşan, birden fazla Allah var, üç Allah, beş Allah, trilyonlarca Allah, haşa... Bu şekilde inanca sahip olanlara müşrik deniyor. Tevhid inancına sahip olanlara mümin diyoruz. Müvehhid diyoruz. Allah'ın tek olduğuna inanan kişi manasında. Madde 1 Medhalun ila dirasetil aqideti el islamiyeti 2. El ilahiyatu 3. En nübüvvatu 4 el gaybiyat. Bunların her biri gelecek zaten. Manalandıracağız. Medhal giriş demektir. Dehale yedhulu kökünden. Medhal giriş. Mimli mastar olarak kullanılır. Bilenler için ek bilgi. Giriş sonuç olarak e, ne gibi düşün? Mesela Fatiha suresi Kur'an'da giriş suresidir değil mi? Fatiha zaten açıcı süre yani Kur'an'ı açan ilk süre. giriş suresi manasında buradaki parça da aynı şekilde bir giriş parçası giriş ünitesi peki neye giriş ile diraseti diraset ders demek ile diraseti dirasetil akideti el akidetil islamiyeti İslam akaid dersine giriş ile e a diye çevrilir. Nasıl? E a diye. Diraset ders demek. Akide inanç demektir. El İslamiyet İslam demektir artık. İslam inanç dersine Dersine Dersi ne? Giriş. Bir. İstemi dinle. Neyi dinle? ile kelimati kelimeleri din. Hangi kelimeleri? Şurada kelimeler var. Bunları dinle diyorum. Sinne sonra neyden sonra? Dinledikten sonra. E va koy, yerleştir. Ne koyalım? Dairetan. Bir daire, bir yuvarlak. Bu yuvarlak nereye koyalım? Havrel kelimeti, kelimenin çevresine, etrafına. Haule etraf demek, çevre demek. Kavrel kelimeti, kelimenin çevresine. İsim tamlamasıdır bu. Türkçe değil bilgisinde de var. Arapçada da var. Elleti, öyle kelime ki. Öyle aklından geçirdiğin bir kelime değil. Kırmızı başlıklı hikayede, kitabında geçen değil. Hangi kelime bu? Tesma'u. sen işitiyorsun. Ha onu, o kelimeyi. O zaman, işittiğin kelimenin çevresine koy diyor. Hangi kelimeyi duyacaksan, onun etrafına daire yerleştir. Koy. Şimdi şu kare kodlar bunu dinlet bu kodu okuttuğumuzda bazı kelimelerin seslendirildiğini görmektesin. Şimdi biz onu şu şekilde yapabilir miyiz? Bir ekran alıntısı yapalım. Mesela neler seslendirildi? şu kelimenin seslendirildiğine şahit olursun. Başka tevhid kelimesinin seslendirildiğine şahit olursun. Peşine kelam ve akıl. Kale kodunu okutsaydın bu kelimeleri sesli olarak telaffuz edildiğini yani görmüş olursun. Bu kelimeleri çizmenizi istiyor. Şu an nereye daire koyduysam aynı yerlere daireyi sizler de koyabilirsiniz. Şimdi elif maddesinde ne var? El hakikatu. Hakikat gerçek demektir değil mi? Gerçek. El akidetu. Akide inanç demektir. İnanç. İslam akaidi. İslam inancı. Akide neleri kapsar? Akidenin zıttı nedir bir defa? Yani bunun zıttını verirsek daha iyi anlaşılır. Diyebiliriz ki fıkıh ile akaid birbirine bir bağlamda zıttır. Hangi bağlamda zıttır? Yani akaid sahası inanç ile, düşünce ile alakalıdır. Oysa ki fıkıh sahası inançla değil, amel ile, davranış, fiil ile alakalıdır. Mesela namaz kılarken bir fiil söz konusudur. Oruç tutarken fiil, hareket, davranış, hacca gitmek gibi, gıybet etmek gibi, içki içmek gibi bu tür şeyler hep akaidin sahası değil, fıkhın sahasıdır. Çünkü davranışla alakalıdır. Oysa ki şu an bahsettiğimiz akide inanç ile alakalıdır. Mesela Allah'ın tek olması. Allah tek ama Allah yani nasıl var oldu? Allah tekse kimden var oldu? Kimseden var olmadı. Düşünce. Melekler var. Kaç melek var? Meleğin kanadı var mı yok mu? Melekler bir şey yer mi, içer mi? Cennet nerede? Cehennem nerede? Kıyamet ne zaman kopacak? Gibi bunlar hep inançla alakalı şeyler değil mi? Bunlar nedir? Akaid'in konusudur. Akaid veya akide veya inanç dünyası hepsi aynı şeyi ifade eder peşine et dakikatu bildiğin dakika 60 saniyenin bir araya getirerek elde ettiği bütünlük el akikatu akika bildiğin akika kurbanı yani küçük çocuk için kesilen bir çeşit kurban B maddesi et tecdidu ceddede yüceddidu tecdidi bilenler için babını belirttik tefel babından mastar gayrimimi olur tecdidi yenilemek demek tecdid iman, imanın yenilenmesi. İmanın bayatladı mı ki? Tecdidun nikah, nikahın yenilenmesi. Senin nikahın çok eskimiş gibi bu tür kavramlar söz konusu olabiliyor bazen. Söz konusu olması başka, doğru olması başka bir şey. Peki yenilemek demek. Esselamu, selam Vardı. Selam diyeyim. Şurada da ekledim. Et tahdidu tahrid haddede yuhaddidu tahdidun tefil babından. Bu da mastar olarak gelmiştir. Tahdid sınır çizmek, sınırları belirlemek demektir. Hadde, Hudut manası var onun gibidir. Sınır çizmek. Et tevhidu vahade yuvahidu tevhid demiş idik. Bu da tefil babından. Mastar garimimi. Allah'ı teklemek, tek olduğunu ifade etmek. Et taklidu Yukallede yukalledü taklid. Bu da tefel babından mastar garibim olmakta. Taklid etmek. Bir annenin dişini fırçalarken çocuğun görmesi ve çocuğun da fırçalaması gibi. Veya taklidi iman olarak bakabilirsin. Yani imanı tahkiki ve taklidi olarak ayırmaktan mümkün. Şimdi ayrıntılarına girmeyelim. Bir diğer maddemiz el kelamu. Kelam kelimesinin birkaç manaya gelebilir. Mesela bir... Akaid benzeri manası taşıyor değil mi? Bir inançla alakalı bir ilim sahasıdır. ile alakalı bir ilim sahası olarak istilahi mana verebilirsin. Veya nahiv ilmi yani gramer ilminde de kelam nedir diye geçmektedir. Orada da bir terimsel manası var. Yani bir de sözlük manası var. Bir de halkımız arasında kullanılan manası var. Farklı farklı manalara gelebilir yani hangi ilimde kullandığına bağlıdır. Kelam konuşmak olarak diyelim. Söz söylemek olarak diyelim basitçe ve geçelim. Esselamu selam esenlik demektir. Barış demektir. El haramu haram yasak demektir. Haram. Helalin zıttıdır. El imamu imam da iki manaya gelebilir. Bir tanesi imameti kübra, diğeri imameti sura. İmameti kübra büyük imamlık demektir. Devletin yöneticisine denir. Bir de imameti sura var. Küçük imamlık. Yani devleti yönetmiyorsun sonuçta. Camide insanları yönetiyorsun diyebiliriz. Yani imam, imam camide insanların önüne geçiyor. Namaz kıldırıyor. Namazı yönetiyor. Bu manada imama da namaz kıldırana da imam denmiştir. Namazı yönlendirdiği için, önde olduğu için. İmam önde olan demek. Önder demek yani. Kelime manası önder olan. İşte önderlik namaza önderlik etmek veya ülkeye önderlik etmek olarak ayrılabilir. Bir diğer maddemiz en naklu nakletmek. Nakletmek aktarmak demek. Nakliye, nakliyeci. Bir yerden bir yere taşındıysan nakliye aracı görmüşsündür zaten. Günümüzde pandemiden ötürü nakliyeci diyebileceğimiz bir yerde kargocular var değil mi? Kargocu. Ne yapıyor kargo şirketi? Gidiyor bir yerden bir ürünü alıyor sana getiriyor. Ne yapıyor aslında? Naklediyor. Nakletmek aktarmak demektir. Peygamber Efendimizin cümleleri de ta oradan buraya aktarılmış. Bu zaman dilimine aktarılmış yani nakledilmiştir. El haqlu haql bahçe demek. Tarla demek, arazi demek. Es sehlu sehl kolay demek. Zorun zıttıdır. Kolay bu sınav çok kolay. Bu sayfa çok kolay gibi. El aklu akıl zaten sende olan şeydir diyelim. Ve ikiye geçelim. İstemiye dinle. Neyi dinle? İle terakibi, terkipleri dinle. Cümle kurulumlarını dinle. Sonra daha sonra e'id sen tekrarla ha onları tabi et terakip kurulum demek İlla cümle olması gerekmiyor şimdi burada cümle olan vardır olmayan vardır belki a, yapı diyelim istemeye dinle ile terakibi yapıları dinle söz öbeklerini dinle sümme daha sonra e'idi tekrarla neyi ha onları neyleri o terkipleri ha zamir o demek onlar demek de neden bahsediyoruz yani sağ tarafta portakaldan bahsedilmedi Terkip dendi değil mi? Dolayısıyla ona işaret ediyor. Madde 3. İstemi yine dinle. Neyi dinle? İle terakibi. Terkipleri, söz öbeklerini dinle. Sın ve sonra. İhter, sen, seç. Neyi seç? El kelimete, el münasibete. Münasip olan kelimeyi seç. Nereden seçelim? Mimma o yerden ki beynel kavseyni parantez arasında bulunuyor. Parantez arasındaki kelimelerin arasından münasip kelimeyi sen seç. El kavseyn iki tane ilk çizgi demek. Bak şurada bir tane var. Değil mi? İslam kelimesinin sağında bir tane var. Bir tane de İslamiyet kelimesinin solunda var. İki tane ilk çizgi var. Yani soparlarsan parantez demektir vendalik yani ve indalik tabi sen bunu ve indalik diye okuma yani vavdan geçiş yap nuna vendalik diye oku seslendir el ibarate ibari parçayı bir el akidetu şimdi buradaki seçimler neye göre yapılıyor el akidetu kelimesi ne? müennes bir kelime Burada mühendislik, müzekkerlik uyumu veya mantık uyumu, kullanım uyumu söz konusudur. Bir kelimeyi mühendis yapan şeyler, mühendislik alametleri diyelim nelerdir? Tay merbuta. Tay merbuta senin karşına ya şöyle çıkar ya da şöyle çıkar tamam mı? Buna tay merbuta denir. Başka mühendislik alameti ne var? Elif'in memdude var. Başka Elif'in maksura var. Bizim bu tağlarımız cemi müennes salim de şu şekilde karşımıza çıkmaktadır. Şöyle Yani. Bunlar ne? Müenneslik alametleridir. Bunlara müenneslik alameti diyoruz. Ne olmuş? İşte şu. El akide kelimesinde müenneslik alameti var mı? Var. O zaman sen sol taraftan müenneslik alameti taşıyan kelimeyi seçmelisin. O da ne? Sonuncu kelime. El İslamiyet. El akidetul islamiyet. İslam akaidi, İslam inancı demektir. Niye birinci kelime olmuyor? Bunu da şöyle kesip anlatalım daha iyi olabilir belki. Yani burada geçen şu birinci kelime olsaydı diye. Olmaz çünkü müzekkerdir. Oysa ki senin kelimen müennes. Ortadaki kelime olsun el İslami olmaz çünkü senin kelimen müennestir. O zaman sonuncu kelime el İslamiyetu. Evet, bu olmalıdır. Çünkü kendisinde müenneslik alameti var. Senin kelimende de var. Uyum yani. Burada ne aranıyor? Uyum aranıyor. B maddesi. İlim kelimesi var. İlmun diye okursun tek başına. İlim kelimesinde müenneslik alameti yok. O zaman sol tarafta kelimelerde mühendislik alameti olmayan bir kelimeyi seçmen lazım. Yani el kelimatu bak el kelimatu neyle bitmiş? Mühendislik alameti alarak bitmiş. O zaman olmaz. El kelimetu olmaz. Mühendislik alameti var. El kelamu olur. Çünkü mühendislik alameti yok. Senin kelimende de yok. O zaman uyum var. Tamam budur yani. O zaman ilmul kelami kelam ilmi evet akayet ilmine benzer bir ilim kelam ilminde akıl biraz daha fazla yürütülmüştür basitçe farklı olarak bunu söyleyebiliriz bir diğer madde el aklu el akıl kelimesi nasıl bir kelime mühendislik alameti almamış bir kelime o zaman parantez arasındaki kelimelere bakalım. Es selimetu. Mühendislik alameti almış. O zaman bu olamaz. Es-salimu nönenistik alameti yok. Es-selimu e bunda da yok. O zaman ikisinden biri en azından şıkkı düşürdük. Gerisi kullanıma kalmış. Yani dilimizde aklı selim diye bir şey duydun mu yoksa aklı salim diye mi bir şey duydun? Akli selim duymuşsundur. Akli selim doğru düzgün düşünce düşünmek demek. Akli selim. Dolayısıyla es-selim kelimesi seçilir. El aklu Esselimu bu kelime seçilir. Doğru düzgün düşünme manasına geliyor. El aklu salimu. Salim kelimesi akıl kelimesiyle yan yana kullanılmış değildir yani. El aklu es salimu şeklinde değil. El aklu selimu şeklinde kullanım mevcuttur. Bu şekilde kullanılmaktadır. O yüzden o seçilir. Yani deyimleri değiştiremezsin değil mi? Türkçedeki deyimleri değiştiremezsin. Onun gibi bu şekilde bir kullanım vardır. Bir diğer maddemiz el ahiru yani yevmul ahir. Ne olur? El ahirul yevmu sonuncu gün. El ahir son demek. Yevm gün. Sonuncu gün. El ahirun nevmu sonuncu uyku. El ahirul yemmu yem kelimesi çeşitli manalara gelir. Patates manasına da gelir. Burada uygun olan şey madem ki akaitten bahsediyorsun ne olur? El ahir. Önce el kelimesi kullanılır. El yevmu gün. Hangi gün? El ahiru sonuncu gün. Ahiret günü manasında el yevmul ahir kullanılır. Niye? En nevmul ahir olamaz mı? Sonuncu uyku desen ne olur yani? Yer yerinden oynar mı? Oynamaz. Ama akayt sahasından bahsediyoruz ve o şekilde bir mana uygun kaçmayacaktır. Hissemi sen dinle ile nasıl parçayı nasıl parça demek. El -ati gelen aşağıda yer alan parçayı dinle. Sümme sonra ne yap? İkra sen oku. Neyi oku? Hu onu. Hangi onu? Parçayı yani. Burayı da bir sonraki videomuza bırakalım. İlk videomuzun sonuna gelmiş olduk. Hayırlı olsun.